Merhaba değerli izleyenler. Bugün 18 Kasım 2024 Pazartesi G20 Liderler Zirvesi Brezilya'nın ev sahipliğinde bugün başlıyor. Dünya ekonomisine yön veren ülkeler G20 Zirvesi için Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde toplanıyor. Zirvede yılın değerlendirmesi yapılacak değerli izleyenler. Pek çok açıdan ele alınacak küresel adımlarda, ekonomideki küresel adımlarda bu bağlamda ele alınıyor olacak diyebiliriz. Dünyanın en gelişmiş 19 ülkesi Avrupa ve Afrika Birliği liderleri G20 Liderler Zirvesi için önümüzdeki dakikalarda bir araya gelecekler. Zirveye girişler de yavaş yavaş başlıyor diyebiliriz. G20 ülkeleri dünya ekonomisinin %85'ini aslında ve dünya nüfusunun da 1/3'ünü kapsıyor. Bu oldukça büyük bir oran ve zirvenin bu yılki ana teması da adil bir dünya ve sürdürülebilir gezegen inşa etmek. G20 kapsamında sosyal kapsayıcılıkla, açlık ve yoksullukla mücadele, küresel yönetişim kurumlarının reformu ve sürdürülebilir kalkınma ve enerji başlıklı 3 ayrı oturum düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da söz konusu zirvelere katılım sağlayacak, oturumlara katılım sağlayacak diyebiliriz. Ve diğer yandan zirveye görevi Ocak ayında Donald Trump'a devredecek olan ABD Başkanı Joe Biden'ın da son kez katılacağının altını çizelim. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise zirveye katılamayacağını daha önce açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki dakikalarda zirveye katılım için de alana geliyor olacak. Bunun altını bir kez daha çizelim ama dün akşam saatlerinde ayağının tozuyla Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir araya geldi Cumhurbaşkanı. O zirvenin detayları oldukça önemliydi. Hem iki ülke ilişkileri hem Türkiye'nin Latin Amerika ile ilişkileri de değerlendirildi. Önemli yansımalarını yine önümüzdeki dakikalarda konuşacağız diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in Gazze ve Lübnan saldırılarına da dikkat çekecek. Filistin devletinin tanınması için mesajlarını da sürdüreceğinin altını çizebiliriz. Bu bağlamda aslında hem resmi karşılama törenini birazdan ekranlarınıza taşıyacağız hem de aile fotoğrafını, bunun da altını çizmiş olalım ve Peru'nun başkenti Lima'da önemli bir zirve vardı değerli izleyenler. Hemen G20 Liderler Zirvesi'nin öncesinde Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi gerçekleşti ve ilginç anlara sahne oldu. Japonya Başbakanı Ishiba trafikte kalınca APEC Zirvesi'nin aile fotoğrafında bu fotoğrafta yer alamadı değerli izleyenler. Bir diğer enteresan görüntü ise ABD Başkanı Joe Biden'ın havalimanında kırmızı halıyla karşılanmaması o fotoğraf. Bu fotoğraf. Diğer yandan yine basına servis edilen görüntülerden biri de bu fotoğraf. Bu fotoğrafta Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in kırmızı halıda karşılandığı görüntüler. Her iki fotoğrafın karşılaştırılması da aslında dünya basınında çok geniş yer buldu ve büyükçe de analizler yayımlandı ama Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi APEC zirvesi marjında bir araya geldi. Çin lideri Xi'nin verdiği mesaj çok önemliydi. İki büyük ülke olarak birlikte var olmanın yollarını aramayı sürdüreceğiz dedi. Bu mesaj ve bunun ardından verdiği mesaj iki ülkenin birbirlerini düşman olarak gördükleri takdirde ilişkilerin çıkmaza gireceği ve kaosa sürükleneceğini ifade etti. Dost olarak, ortak olarak gördüklerinde ise ilişkilerin ciddi ilerleme kaydedeceklerinin altını çizdi. Şimdi Çin lideri 5 Kasım'daki seçimlere de değindi ve Donald Trump'la da o yönetimle de çalışmaya hazır olduklarını vurguladı. Önemliydi. Bundan sonraki süreçte ilişkiler nasıl seyredecek? Güney Kore, Kuzey Kore ilişkileri, Çin hattındaki gelişmeler neler olacak? Tüm bu başlıkları değerlendireceğiz. Ben Deniz Ecem Toplar, Dış Bakış'a hoş geldiniz. Win.
Merhaba değerli izleyenler, Dış Bakış'a hoş geldiniz. Bugün önemli bir konuyu konuşacağız. Zira canlı görüntüleri de birazdan ekranlara taşımaya başlayacağız. Bugün diplomasinin kalbi Brezilya'da, Rio de Janeiro'da atıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da G20 Liderler Zirvesi'ne katılım sağlayan liderler arasında yer alıyor. Benimle birlikte bugün Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Merve Suna Özel Özcan var. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum Özlem Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Şimdi aslında pek çok açıdan değerlendirmek gerekiyor elbette. Şimdi hem kapladığı alan hem nüfus itibariyle G20 Liderler Zirvesi'nin önemi haiz ve belirleyici. Zirve öncesi işte APEC zirvesine de değindim zira. Orada verilen görüntüler, verilen mesajlar bir hayli önemliydi. Ve oradaki aslında belki izlenim G20 Liderler Zirvesi'ne de biraz daha işaret olacağı benziyor. Dün akşam saatlerinde yine sizinle de konuşmuştuk daha öncesinde. Rusya'ya yönelik atılan bir takım adımlar var. Şimdi neden girizgahı bu konuyla yapıyorum? Çünkü daha önceki zirveler işte NATO Liderler Zirvesi vesaire daha çok işte Gazze eksenli, ana planında Gazze olan programla toplanmıştı. Sonuç itibariyle Rusya'ya, Çin'e yaptırımlar ve Kuzey Kore'ye yaptırımlar ve verilen mesajlar not düşülmüştü. Ama bu kez sanki Rusya damgasıyla, Rusya gölgesiyle toplanan bir zirveden bahsediyoruz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de zirveye katılmayacağını söyledi ama o orada olmasa da zirvenin manşetinde belki de Putin yer alıyor olacak. Çünkü benimseyeceği pozisyon merak edilecek. Gider ayak aslında ABD'de bir tabir vardır, topal ördek tabiri. Topal ördek konumundaki Biden bir karar aldı ve uzun menzilli silahların kullanılması yönünde bir karardı. Ukrayna lehine bir karar gibi gözükse de 3. Dünya Savaşı'nın belki de ilk adımıydı. Yani aslında Amerika Birleşik Devletleri attığı bu adımla 3. Dünya Savaşı'nın aslında net hattını çizip öyle mi bırakacak görevi? Yani bu savaş bitmeden, Rusya-Ukrayna Savaşı bitmeden hemen önce bu bir 3. Dünya Savaşı'ydı ve biz 3. Dünya Savaşı'nı noktaladık demek için mi bu adımı attılar? Yani baktığımız zaman Trump'ın benimsediği pozisyonda belli netice itibariyle ne dersiniz bu konuya? Ecem Hanım, belirttiğiniz gibi gerçekten gündem biraz daha İsrail'den Rusya'ya kaymış durumda. Çünkü 3. Dünya Savaşı tehlikesi burada bizim karşımıza çıkıyor. İlk olarak baktığımızda G20 zirvesine evet Putin katılmadı çünkü Uluslararası Ceza Mahkemesi kapsamında hakkında bir tutuklama kararı zaten söz konusu. Buraya katılması söz konusu değil. Bu nedenle de biz son yıllarda özellikle 2022 yılı sonrasında Putin'in uluslararası alanda gerçekleştirdiği ziyaretlerin çok sınırlı bir alanda olduğunu görüyoruz. G20 zirvesine katılmasa da belirttiğiniz gibi etkisi gerçekten hissedilecek. Çünkü buradaki temel konu artık geçtiğimiz hafta aslında Zelenski'nin nükleer silahı Ukrayna'nın üretebileceğine dair açıklamalarını takiben Times'ta yayınlanan bir makaleydi. Ukrayna'nın tıpkı 2. Dünya Savaşı döneminde Oppenheimer gerçekleşti. O Manhattan Projesi kapsamındaki gibi bir nükleer üretiminin 80 yılda çok daha kısa bir sürede olacağına ilişkin haberler söz konusuydu. Tam bunu takiben de bizim karşımıza özellikle bu Atakamsların kullanılması, uzun menzilli füzelerin kullanılmasına dair haber çıktı. Şimdi Amerika basını içerisinde biz genelde bu konunun, bu iznin verilmesinde Rusya'da savaşan Kuzey Koreli askerler karşılığında böyle bir adım atıldığını görüyoruz. Yani meşruiyet noktasını Kuzey Kore'de buraya ulaştı. İşte Ukrayna'nın kendini koruması için böyle bir hamleye ihtiyacı var gibi bir durum. Ki zaten belki de asıl mesaj Kuzey Kore'ye verildi demek de çok yanlış olmayacaktır. Tabii haklısınız çünkü neticede bölgeye baktığımızda Güney Kore ve Kuzey Kore arasında işte 50-53'ten bu yana biz bir barışın sağlanmadığını, bir anlaşmayla devam edildiğini, Amerika'nın da yaklaşık bölgede 21 askerinin bulunduğunu düşünecek olursak bizi belki bölgede büyük bir çatışma alanı daha bekliyordu. Şimdi Biden gitmeden son dakika gerçekten Trump'a çok büyük bir 3. Dünya Savaşı risk
etkinin sahaya taşıyacak adımı atmış oldu. Neden daha öncesinde yapılmadı? Çünkü Biden'ın bunu yapma imkanı vardı. Bu atakumsarın kullanılması çok daha önceki süreçte de olabilirdi. Ama biraz daha seçim süreci içerisinde itidalli ve dikkatli davrandılar. Ne zamanki demokratlar kaybetti, biz bir baktık bir anda uzun menzilli füzelerden, bir anda Ukrayna'nın geliştireceği nükleerden bahsedilmeye başlandı. Şimdi burada Trump'ın çok net olarak her şeyi ortaya koyduğunu biliyoruz. Hiçbir şekilde anlaşma ya da işte bölgede çatışmayı durdurma noktasında alternatif bir süreci kabul etmiyor. Tarafları bir araya getirmeyi planlıyor zaten ama bu tarz bir adımın atılması, Trump'ın oğlunun da X paylaşımını düşünecek olursak, gerçekten çok büyük bir sorunu beraberinde getiriyor. Ya doğrudan 3. Dünya Savaşı sinyalini vermişler. Hem Donald Trump Jr.'ın yaptığı işte açıklama, oğlunun yaptığı açıklama, Junior'ın yaptığı açıklama, hem de aynı zamanda Elon Musk'ın buna evet demesi, bunun 3. Dünya Savaşı'nın ilk esamesi olduğunun altını çizmesi çok önemliydi. Yani ciddi anlamda belki harita üzerinde çok ciddi bir oyun oynanıyor ve biz bunu çok çok sonradan fark ediyoruz ama Almanya'nın şu an sanıyorum benimseyeceği pozisyonu çok fazla bilmiyoruz. İngiltere ve Fransa destek verdi dün akşam saatlerinde ve onlar da adım atacaklarını ortaya koydu. Yani ciddi adımlar bunlar. Sadece bölgeyi tesiri altına almayacak, küresel çapta etkisi olacak bir durum. Yani Karadeniz'in geleceği bu bağlamda merak ediliyor. Evet, belirttiğiniz gibi, çünkü Ecem Hanım, hatırlayalım, 86 yılında Çernobil vakası karşımıza çıkıyor. Hani çok uzak bir geleceğe de geçmişe de bakmamak gerekiyor. Hani o dönemin artık ne diyelim, teknolojik gelişimini düşündüğümüzde yarattığı etki sadece bölgesel de değil, küresel bir serpintiye yol açıyor. Fukushima gibi örnekler var karşımızda. Ve biz şu an 21. yüzyıl içerisinde farklı teknolojilerle karşı karşıyayız. Yani Rusya'nın sürekli olarak nükleer doktrinini geliştirdiği ve en son işte Eylül ayını hatırlayalım. Ne demişti Rusya? Nükleer silah kullanımı için karşısındaki aktörün nükleere sahip olup olmaması değil, nükleer bir ortakla hareket ederse o aktörün de nükleer silahla cevap verilebilecek şekilde hedef alınacağından bahsetti. Şimdi Ukrayna'nın bir nükleere sahip olması şaşırtıcı olmayacaktır. Çünkü zaten Ukrayna nükleer devlet statüsündeydi 94'e kadar. Budapeşte memorandumuna kadar Ukrayna topraklarında nükleer vardı. O zaman işte 94'teki anlaşmayla Amerika, İngiltere ve Rusya'nın garantörlüğünde bu nükleer alındı bölgeden. Ama hala nükleer reaktörlerle enerji sağlayan bir Ukrayna'dan bahsediyoruz. Neticede yakıt çubukları burada üretiliyor. Belli bir bilgi birikimi var. Dolayısıyla belki başka alanlardan ya da dışarıdan destekle burada da bir nükleer silah geliştirilmesi hani böyle çok şaşırtıcı bir durum olmayacak ve hatta Rusya'da kullanılması da çok şaşırtıcı olmayacak. Çünkü artık biraz daha bu süreç yok oluş evresine doğru ilerliyor. Hem Zelenski hem Biden noktasında. Biden zaten seçimi kaybetti. Artık kaybedeceği başka bir şey yok. Trump'a ve cumhuriyetçilere bırakacağı 3. Dünya Savaşı noktasındaki gelişmeler. Zelenski de eğer böyle bir durum olursa ülkede olağanüstü hal kalktığı an itibariyle değişecek isimlerden biri belki. Yeniden seçime gidilecek çünkü. Yani ülkede. Şimdi olağanüstü kalktı demek belki de pek çok yorumu da yok saymak hocam. Şimdi Trump'ın seçilmesiyle siz de takip etmişsinizdir elbette. Bir değişiklik Wall Street Journal'ın ortaya attığı bir iddia söz konusuydu. O iddia da şuydu, Trump Zelenski yerine bir seçime hazırlanıyor. Zelenski yerine başka bir liderliği üstlenecek gibi bir yorum yapılmıştı. Böyle bir seçim daha savaş devam ederken söz konusu olur mu sizce? Burada belki Ecem Hanım şunu görmemiz gerekiyor. 20 Ocak itibariyle savaş daha ne kadar devam edecek? Yani Trump büyük ihtimalle 20 Ocak'ta koltuğa oturduğu an itibariyle belki 2025 yazına kalmayacak şekilde bölgedeki savaşı sonlandırabilir. Bir barıştan bahsetmiyoruz ama en azından kısa bir ateşkes için adımlarını attığını öngörebiliriz şu an. Çünkü siz de belirttiniz, hem Trump hem Musk aynı zamanda burada atılacak adımlarda net şekilde kendi tavırlarını ortaya koydular. Ve burada Musk'ı da gerçekten unutmamak gerekiyor.
ben bu dönem içerisinde özellikle Amerika'da yeni bir diplomasi hamlesinin Musk'la devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü basında özellikle Musk'ın İran'la alakalı, Çin'le alakalı etkilerinden de söz edilmeye başlandı ki bu iki ülke özellikle Trump dönemi içerisinde de dikkat çekilen ve ilişkilerin biraz daha böyle ne diyelim mesafeli bir şekilde ilerletildiği devletler. Yani biz bu yeni dönem içerisinde çatışmanın sonlandığı ve çatışmalı ya da öteki olarak adlandırılan devletlerle de farklı işbirliklerinin karşımıza çıkacağı yeni bir sürece gireceğiz Ocak itibariyle. Aslında çok önemli bir tabloyu çizdiniz. O yüzden APEC zirvesi de girizgahını yaparken aslında programın altını çizmek istediğim zirvelerden biriydi. Çünkü gider ayak Biden'ın gerçekleştirdiği o görüşme ciddiye alınması gereken bir görüşmeydi. Ve Xi Jinping'in verdiği mesaj çok ciddi bir mesajdı. Barışla gelirlerse barışla karşılık vereceğiz. Yani orta yolu bulabiliriz ama aması vardı. Yani o ama da gizli belki de her şey ve ben hep şu çıkarımda bulunuyorum, ilk de değil. Yani Elon Musk Gölge Dışişleri Bakanlığı, hatta Gölge Dışişleri Bakanlığı'nın ötesinde gölge lider pozisyonu üstlenmiş durumda. Benimsediği pozisyon ve verilen imkanlar, açılan imkanlar çok ciddi. Ya pek çok analist şöyle okudu çünkü Elon Musk'ı. Ciddi anlamda işte Starlight'a yönelik sağlanacak imtiyazlar, füze denemesi yaptığı zaman sağlanacak imtiyazlar, uzaya gidiş gelişi sırasında o ortaya konulan zaman zarfı ve harcanan çok maliyetli hesaplardan bahsediyoruz. Çünkü demokratlar Musk'ın elini çok zayıflatmıştı ve çok uzunca süreleri yayıyorlardı. Kısa bir sürede gerçekleşebilecek en ufak işlemi. Yani bu konuya herkes odaklandı. Bu konuda imtiyazlar elde edeceği yönünde çıkarımlar yaptı ama ciddi anlamda çok gölge, çok önemli bir isim ve ailede de yerini almayı başarmış bir isim. Ya daha önce evet Trump'ın yakın olduğu pek çok isme şahit olduk değerli hocam. Ama ailesinin o sofrada oturttuğu nadir isimlerden, işte torununun, Trump'ın torununun yaptığı paylaşımlarda benim amcam geldi vesaire, beraber golf oynarken fotoğraflara, bunlar çok basit indirgenecek şeyler değil. Ama ciddi anlamda gerek Orta Doğu nezdinde sizin ifade ettiğiniz, gerekse de Çin açısından çok önemli bir pozisyon alacağını tahmin edebiliyoruz. Siz Çin politikasını nasıl öngörüyorsunuz? Belki ilk dönem bize bir ışık oldu. Çin ekonomisini yıpratmaya yönelik adımlar attı. İşte Çin'den gelen ürünlere %100 oranda vergi uygulayacağını açıklamıştı ki uyguladı da. Başta Huawei ile başlayan kriz daha da derinleşti vesaire. Zaten seçim sürecinde de bunun sinyallerini verdi ama yine bir laf vardır. Taç giyen baş uslanır diye. Böyle mi olur? Çin'le politika nasıl bir değişim seyreder ya da daha mı sertleşir? Tayvan hattında bir çatışma görür müyüz? Ecem Hanım, aslında belki bunu da Musk üzerinden okumak gerekiyor. Çünkü eğer Çin'e doğrudan hani belirttiğimiz gibi %60, %100'e varan vergi uygulanacak olursa o zaman Tesla'nın 2019'da kurduğu Amerika dışındaki ilk tesis buradaydı zaten. Şimdi buradaki bu kadar büyük bir fabrika, yaklaşık yılda 750 bin üretim kapasitesine sahip bir fabrikadan bahsediyoruz. O zaman bunun durumu ne olacak? Bunu görmek gerekiyor. Şimdi Tesla'nın buradaki üretimi, uluslararası sisteme katılımı Musk için önemli. Musk da bugün Trump'ın verimlilik bakanı olacak neredeyse. Hani bakacak olursak Çin'le ilişkileri germekten ya da böyle bir çıkmaza yönlendirmekten ziyade bir orta yolun bulunacağını söyleyebiliriz. Çünkü belirttiğiniz gibi APEC aslında bunun biraz sinyalini verdi. Şimdi APEC'te Xi Jinping ve Biden'ın karşılanması arasındaki fark o kadar önemli ki Latin Amerika'da gün geçtikçe Amerika'nın etkisinin azaldığı bir dönem var. Ne yapıyor? Çin'in buradaki yatırımları gün geçtikçe artıyor. Çin gerçekten küresel anlamda yatırımlarıyla öne çıkan dikkat çekici bir aktör haline gelmiş durumda ve Amerika'nın elini de sınırlıyor bu açıdan. Xi Jinping'in Trump'la alakalı, Trump'ın yeni dönemiyle alakalı yapmış olduğu işte yeni dönemde iş birliğine yönelik açıklamalar burada daha da önemli hale geliyor. Eğer bir çatışma süreci olacaksa bu iki taraf için de kaybedecekleri bir yol haritası çıkaracak ya da bir süreç
çıkaracak. Ama iş birlikleri üzerinden devam edeceklerse, ki işte belki burada Musk'ın biraz daha önemli haline geldiğini göreceğiz. Çünkü Musk'ın sadece burada Tesla fabrikası yok, aynı zamanda enerji depolama fabrikalarından da bahsediyoruz ki bu gerçekten önemli. Enerjide en önemli konulardan biri haline geldi. İşte G20'den bakalım bu perspektife. Geçen yıl G20'de yeni bir koridordan bahsediyorduk. IMEC koridoru üzerinden. Şimdi bu hattan sadece ticari anlamda metaller değil, enerji de geçecek. Enerjinin taşınımı da söz konusu olursa, işte enerji depolaması gibi fabrikaların sistemde yer alması ya da Musk'ın daha da fazla buraya yatırım yapması daha dikkat çekici hale gelecek ve Çin'le Amerika ilişkilerinin biraz düzelmesi ya da en azından belli bir seviyede ilerletilmesi daha değerli hale gelecek Amerika açısından. Ama burada Trump'ın nasıl bir politika takip edeceği önemli. Evet, ailenin içerisinde, ama ne kadar ailenin içerisinde? Çünkü bizim gördüğümüz, evet, o pembe tablonun haricinde de farklı senaryolar olabilir Ecem Hanım. Bunun en net göstergesi bundan çok kısa süre önce Trump yerine demokratları destekleyen bir Musk olması zaten. Birazdan yinesi bu konuda döneceğim. Aramıza MHP Genel Başkan Başdanışmanı Doçent Doktor Esma Özdaş da katıldı. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Merhabalar hocam. Merhaba hocam. Şimdi hocam, aslında siz gelmeden önce biz girizgahı yaptık. Şimdi G20 Liderler Zirvesi bugün başladı. Liderler yavaş yavaş alana giriş yapmaya başladılar. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da zirve marjına Rio'da, Henerio'da bulunuyor. Ve önümüzdeki dakikalarda girişi yapılacak. Şimdi hem bu zirve hem dün akşam Rusya-Ukrayna hattında yaşananlar, ABD Başkanı Joe Biden'ın verdiği talimat, uzun menzilli füzelerin kullanılması yönünde talimat, ki bu talimat 3. Dünya Savaşı'nın kapısının aralanması olarak yorumlanabilir. Evet. Çünkü Putin daha önce uzun menzilli füzeler kullanılırsa, bu şu demek, bir 3. Dünya Savaşı ilanı demek demişti. Ki bunu hem Elon Musk cephesi hem de Trump'ın oğlu reddetmedi söz konusu iddiaları. Tüm boyutlarıyla aslında değerlendiriyoruz ve paylaşıyoruz. Hem bu boyutu hem APEC zirvesinin gerçekleşmiş olması zirve öncesinde ve APEC zirvesinde yine Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Joe Biden'ın bir araya gelmesi, orada verdikleri mesaj Çin'e yönelik benimsenecek pozisyona da işaret ediyor. Yani sizin G20 Liderler Zirvesi'nden çıkacak sonuca dair beklentiniz nedir? Yani dünya ekonomisinin %85'i ve dünya nüfusunun çok büyük bir kısmını kapsıyor. Bu zirveden ne çıkar? Ticaretinde yaklaşık olarak %80'ini oluşturuyor. G20 biliyorsunuz dünyadaki ticaret anlamında, ekonomik anlamda gelişmiş 19 ülke ve Avrupa Birliği. Tabii Avrupa Birliği ülkeleri arasında İngiltere, Fransa ayrıca değerlendirildiği için, gerçi İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktı ama Fransa'yı mesela örnek olarak verebiliriz. Avrupa Birliği dışında G20'ye üye olan bir ülke. Burası şu anda dünya liderlerinin Brezilya'da olduğunu görüyoruz. Geniş bir güvenlik önlemi ağı olduğunu. Bunun tabii önceki haftalarda Brezilya'da yaşanan patlamayla da yakından ilgili olabileceğini de unutmamak lazım. Zirveden Çin-Amerika görüşmelerinden bir netice alınabilir mi? Unutmamak gerekiyor ki Amerika'da bir seçim oldu ve şu anda bir geçiş sürecini yaşıyoruz. Yani Biden etkisiz yetkisiz bir devlet başkanı olarak bir anlamda zirveye katılmış durumda. Yani Biden'ın yapacağı herhangi bir açıklama veya adım Amerikan politikasının bütünüyle etkiler mi? Dediğim gibi zaten 20 Ocak'tan itibaren Trump yönetiminin olacağını unutmamak lazım. Tabii Trump'ın politikası 2016'da seçildiğinde de biliyorsunuz Çin'e yönelik çok ciddi anlamda şahin politika yürütüyordu ve özellikle Çin'i ticari anlamda, ekonomik anlamda, uluslararası alanda rekabeti olumsuz anlamda etkileyecek, sübvansiyonları olumsuz anlamda etkileyecek politikalar izlediği için tenkit ediyordu ve Amerikan yatırımlarını çaldığını da ifade ediyordu. Yani Trump'ın iddiası şuydu, yani biz bütün araştırma geliştirme çalışmalarını yapıyoruz, Çin'de bunlar taklit ediliyor ve araştırma geliştirme çalışması yapmayan Çin ekonomisini geliştiriyor şeklinde de bir takım iddiaları ve eleştirileri vardı.
Tabii G7 zirvesi önemli. Önceki G7 zirvesini hatırlarsanız 2023 yılında Hindistan'da yapılan zirvede biraz önce kıymetli hocam da ifade ettiler. IMEC projesi ilan edilmişti ki bu proje biliyorsunuz Hindistan Mumbai'dan başlayarak işte Suudi Arabistan, öncelikle tabii Dubai, Suudi Arabistan, İsrail üzerinden Yunanistan'a, Yunanistan üzerinden de Avrupa'ya yönelik bir proje. Tabii o dönemde 2023 yılında açıklandığında ciddi bir yankı uyandırmıştı. Ama unutmamak gerekiyor ki 7 Ekim saldırılarından önce yaşandığı için o dönemde yani G20 zirvesinde ilk açıklandığında bu projenin uygulanabilirliği daha fazla tartışılıyordu. Tabii bu proje Türkiye'yi de biliyorsunuz bypass eden bir proje. Bunu unutmamak lazım. Hatta o tarihlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan şunu ifade etmişti. Türkiye'siz bir projenin uygulanması mümkün değil. Sadece Türkiye'yi mi devre dışı bırakarak kurgulanmış bir projeydi? Elbette hayır. Özellikle Çin'e karşı yapılmış bir girişimdi. Hatırlarsanız 2013 yılında Çin'in tek yol, tek kuşak adı altında çift yönlü bir projesi, yani yeni İpek yolu projesi dediğimiz bir projesini ilan etmişti. Hatta bu ilanı da Kazakistan'da yapmıştı. Değerli hocam, araya giriyorum özür dileyerek. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in bir açıklaması var. Aslında yaptığı açıklama önemli. Hem deprem konutlarının teslimine yönelik 14 milyon insanı etkilemesi, hem de aynı zamanda diğer yandan verdiği mesajlar ekseninde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısına ne zaman yanıt vereceklerine dair bir açıklamaydı. Güler, Cumhur İttifakı olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tam bir mutabakat içindeyiz dedi. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin aslında grup toplantısında, partisinin grup toplantısında yaptığı o çağrı yankı bulmuştu. Ve çokça destek de buldu. Cumhur İttifakı bir ve bütün şekilde yine aslında adımlarını atmaya devam ediyor. Bu bağlamda AK Parti kanadından gelen bu açıklamada bilahare altı çizilmesi gereken hususlardan biri diyebiliriz. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısına ne zaman yanıt verecekler aslında sorulmuştu. Bunun üzerine de Abdullah Güler, Cumhur İttifakı olarak MHP lideri Devlet Bahçeli ile tam bir mutabakat içindeyiz diyerek aslında net adımları attı. Önümüzdeki dakikalarda yine muhabirimiz Güven Erdoğan'a da gideceğiz. Detaylarını alacağız ama ilk yorum ben sizden alayım isterim Esma Hocam bu bağlamda. Biliyorsunuz Sayın Devlet Bahçeli grup toplantısında bir açıklamada bulunarak özellikle İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı iç cepheyi kuvvetlendirmeye yönelik tarihi bir adım atmıştı. Bunu defaatle de tekrarlamıştı. Tabii AK Parti kanadından da Cumhur İttifakı'nın o paydaşı AK Parti kanadından da olumlu mesajlar gelmeye devam ediyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK toplantısı sonrası yapmış olduğu açıklamada da benzer bir açıklama yapmıştı ve Cumhur İttifakı'nın her konuda işte ortak görüşleri paylaştığını ifade etmişti. Tabii bu açıklamayı, Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamasını İsrail yayılmacı politikasıyla birlikte değerlendirmek gerekiyor. Yani İsrail 7 Ekim'de çatışmalar başladığı zaman biz hep şunu söylemiştik. Netanyahu siyasi kriz yaşayan ve ülkede ciddi anlamda eleştirilen, bakın Netanyahu dediğimiz soykırımcı kişi İsrail tarihinde ilk defa biliyorsunuz mahkeme tarafından mahkemeye çıkartmış bir başbakan. Eşi de suçlanmıştı, eşi de yargılanmış ve ceza almıştı. Dolayısıyla kendi siyasi kariyerini de devam ettirmek adına bu savaşı 7 Ekim'den sonra tüm coğrafyaya yayacak diye Ecem Hanım sizinle yaptığımız bütün programlarda bunu söylemiştik. Ve demiştik ki Netanyahu ne zaman isterse savaş o zaman bitecek, Biden değil, Trump değil, Netanyahu ve onun aşırıcı bakanları ne zaman isterse bitecek demiştik ve Netanyahu durmuyor. Netanyahu Lübnan'a, Suriye'ye saldırdığı yönünde de bilgiler var biliyorsunuz. Ve daha sonra Suriye'nin biliyorsunuz kuzeyindeki o teröristanla irtibatını artık biliyorsunuz aşikar. Yani bunu İsrailli bakanlar açık açık söylüyor. Zaten yıllardır Türkiye karşı terör örgütlerinin İsrail'in desteklediğini biliyoruz biz. Bakın 1982 yılında Yinon planı diye bir plan var. Bu planda ki istihbarat ajanı diyor ki Yinon, biz diyor Irak'ı 3 parça ayırmayı düşünüyoruz İsrail güvenliği için. Yani Şii, Sunni ve Kürt bölgesi olarak. Bakın bizim şu anda biliyorsunuz Irak'ta gördüğümüz senaryo gerçekleşmiş. Yani 82'de yapmış oldukları bu plan açıkçası gerçekleşmiş. Adım adım yavaş yavaş. Ve bunu önlemek adına Türkiye Kalkınma Yolu Projesi'ni
Irak Merkez Hükümeti ve Barzani'nin desteğiyle yapmaya çalışıyor. Bakın Türkiye'nin yaptığı çok önemli bir adım. Kalkınma yolu projesi ki G20 zirvesinde açıklanan o IMEC'e karşı biliyorsunuz Türkiye hemen adım attı ve kalkınma yolu projesini gündeme getirdi. İşte o Favr limanından, Basra'daki Favr limanından 1200 kilometrelik uzunlukta demir yolu ve karayollarından oluşan Türkiye'ye, Türkiye'den de dünyaya bütün Körfez ülkelerini ticari olarak bağlayacak. Aslında, aynı zamanda da terörü bitirecek. Bakın biz elbette ekonomi çok önemli ama Ecem Hanım bu projede Türkiye'nin hedefi neydi? Türkiye diyordu ki yapmış olduğu Irak'la toplantılarda ben terörü bir şekilde bitireceğim. Benim gücüm buna yeterli. Ama Irak hükümetine bu terörü seni de bitirebilir. Benimle ya birlikte olursun ya da ben tek başıma dedi ve Irak hükümeti iradesini gösterdi ve dedi ki ben senleyim. Ve Barzani hükümeti de bunu söyledi. Dolayısıyla Sayın Genel Başkan'ın yapmış olduğu tarih açıklama çok kıymetli. Bunun AK Parti kanadından da olumlu karşılandığını zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce söylemişti. Şimdi çok önemli noktaların altını çizdiniz. Yani bölgenin istikrarı, terörün önce kökünün kurutulması ve buna müteakip aslında bölge ülkelerinin içine düştüğü bu ekonomik zorluk, bu aslında düşmüşlükten de çıkarmak. Irak çok uzun yıllardır aslında ekonomik sorunlarla karşı karşıyaydı. Bu ekonomik sorunların da çözülmesi için, bir nefes borusu olabilmesi için de Kalkınma Yolu Projesi çok önemli bir adımdı. Evet. Ve aynı zamanda hem teröre karşı ortak bir kanaat oluştu bölgede. Şimdi işte tek bir adım kaldı, o da Suriye, ki MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli ortaya koyduğu Kudüs Paktı'yla Suriye'ye de o denklemde yer olduğunun altını çizmişti. Umarız o aslında çağrıya, o Kudüs Paktı önerisine Suriye'den de tam manasıyla bir ortak kanaat, ortak mutabakat geliştirilir. Ama ben Ecem bir Hanım, kez daha... Şam rejiminin, Şam daha doğrusu Esad hükümetinin başka bir çaresi yok. Bakın Lübnan'a girdi, Suriye'yi bombalıyor. Şu an teröristan dediğimiz PKK'nın Suriye kolu YPG ile İsrail arasında sadece Suriye'nin işte rejim kaldı. Başka hiçbir engel yok. Yani doğrudan bu teröristana İsrail'in destek vermesi Türkiye'nin güvenliğini olumsuz derecede etkileyecek bir durum. Zaten Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği şey de buydu. Yani İsrail bu terörü yayma projesine karşı. Özür diliyorum. Şimdi bizi Güven Erdoğan bekliyor mecliste. Güven Erdoğan'dan bu açıklamanın tüm detaylarını alacağız. Güven. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı Abdullah Güler kanun teklifini verdiği toplantının sonunda açıklamayı yaptı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Güler'e gazeteciler Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin terörün durdurulması noktasında Türk ve Türk yüzyılında terörsüz Türkiye yaratılması noktasındaki çağrısı soruldu. MHP lideri Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda bir görüşmesi olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bu çağrısına, terörün bitirilmesi noktasında yaptığı çağrıya ne söyleyeceği AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e soruldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler soruya cevap verdi. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman söylüyor ve ortağımız olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tam bir uyum içerisinde herhangi bir farklı görüş ayrılığı olmaksızın ülkemizin geleceği, her türlü risklere karşı yapacağı her türlü eylemde tam bir mutabakat içindeler. Cumhur İttifakı her ortamda yola devam ediyor açıklamalarını yaptı Abdullah Güler. İfade etmekte bir kere daha fayda var. Abdullah Güler, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı bu çağrıyla ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhur İttifakı'nın bu çağrı yapan MHP lideri Devlet Bahçeli ve AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kurulan Cumhur İttifakı'nın tam bir birlik ve beraberlik içerisinde yoluna devam ettiğini söyledi ki şu açıklamada şu satır başları çok dikkat çekiciydi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tam bir uyum içerisinde herhangi bir farklı görüş ayrılığı olmaksızın ülkemizin geleceği, her türlü risklere karşı yapacağı her türlü eylemde tam bir mutabakat içerisindeler. Cumhur İttifakı her ortamda yoluna devam ediyor dedi Abdullah Güler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrıya ilişkin ne söyleyeceği soruldu AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e. O da bu açıklamayı yaptı. Cumhur İttifakı Türkiye'nin geleceği için alınacak her türlü kararda, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin söylediği her kararda, her konuda tam bir uyum içerisinde yoluna devam ediyor dedi Abdullah Güler.
Meclis çağrısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman cevap verecek ifadeli sorusu soruldu. MHP'lileri Devlet Bahçeli'nin çağrısına Abdullah Güler de Sayın Cumhurbaşkanımız her ortamda söylüyor. Ortağımız olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tam bir uyum içerisinde olduklarını ifade ediyor dedi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Tam bir uyum içerisinde herhangi bir farklı görüş ayrılığı olmaksızın ülkemizin geleceği, her türlü risklere karşı yapacağı her türlü eylemde tam bir mutabakat içindeler. Cumhur İttifakı o her ortamda yoluna devam ediyor dedi Abdullah Güler diyelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden sözü sana bırakalım Ecem. Güven Erdoğan. Teşekkür ediyoruz. Şimdi önemli açıklamalardı. Abdullah Güler'in AK Parti Grup Başkanı, Abdullah Güler'in MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin o tarihi çağrısına yönelik AK Parti'nin benimseyeceği pozisyon merak ediliyordu. Buna ilişkin çok net konuştu, soruya yanıt verdi ve şu ifadeleri kullandı. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman söylüyor, ortağımız olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tam bir uyum içerisinde herhangi bir farklı görüş ayrılığı olmak, ülkemizin geleceği, her türlü risklere karşı yapacağı her türlü eylemde tam bir mutabakat içindeler. Cumhur İttifakı her ortamda yola devam ediyor açıklamasını yaparak Abdullah Güler, MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin hem çağrısına hem de aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın birliğine, beraberliğine vurgu yaparak tam destek mesajının altını çizdi. Aslında şimdi diğer gündemimize dönelim istiyorum. Aynı zamanda özellikle bugün diplomasinin kalbi Rio de Janeiro'da atıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da önümüzdeki dakikalarda giriş yapacak zirve alanına. Önemli hem 19 aslında en büyük 19 ekonomi hem Avrupa Birliği hem Afrika Birliği katılım sağlıyor. Önemli bir zirve çıkacak. Sonuçlar merak ediliyor. Pek çok boyutuyla aslında zirveye damga vurması beklenen hem Gazze konusu var hem Rusya-Ukrayna konusu var ki Rusya-Ukrayna konusu oldukça sıcak bir açıklama. Bu sıcak açıklama ve özellikle Biden'ın yaptığı çağrı oldukça geniş yankı uyandırdı. Ben önce aslında Merve Hocam'la tekraren konuşmayı arzu ederim. Az evvel sizinle girizgahını yapmıştık Merve Hocam. Şimdi özellikle bunun 3. Dünya Savaşı riski barındırdığının altını çizmiştiniz. Ve aynı zamanda bundan sonraki sürece dair bir yol haritası bağlamında nasıl bir izlenim verdiğine dair de paylaşımlarda bulunmuştunuz. Ama zirvenin şimdi aynı zamanda işte Çin boyutunu da biraz değerlendirelim. Biraz daha girift bir konu. Bir önceki dönem belki bir sonraki döneme ışık olmayabilir. Belki yeni dünya düzeninde, bu kurgulanan yeni dünya düzeninde Amerika Birleşik Devletleri'ni farklı bir pozisyon almaya zorlayabilir. Beklenmedik bir pozisyon sizce söz konusu olabilir mi? Yani bir önceki dönemin tam tersi, yapılan analizleri boşa çıkaracak bir hamle beklenebilir mi? Çünkü bir liberalden bahsediyoruz ve aslında bunun sinyalini de şuradan aldım. Elon Musk'a sorulan sorudan, liberaller savaş ister, liberallerin beklentisi üzerinden biraz daha görmek lazım. Şimdi bu liberallerin ekonomiye bakış açısı, liberal yaklaşım vesaire, bu konudan bakmak ayrı ama bir de şu açıdan bakmak lazım. Çin'le karşı karşıya gelmek, Çin pazarını yok etmeye çalışmak ne kadar kar sağlayacak Amerika Birleşik Devletleri'ne? Yani yapılan hesap boşa çıkar mı sizce? Ecem Hanım, yani belirttiğiniz gibi şu an için konjonktür aslında Trump'ın 45. başkanlık döneminden çok daha farklı temellerde ilerliyor. İşte biraz daha küresel sistemde belki çatışmalardan kaynaklı olarak ortak faydaların bulunması söz konusu olabilir. Ya, uluslararası ilişkilerde şöyle bir durum var aslında. Hocam da aynı şekilde belki katılır mı bilmiyorum ama demokratik devletler birbiriyle savaşmaz dendi. Sonrasında sürece baktığımızda demokratik devletler, işte bu demokratik yaklaşım teorisi üzerinden yola çıktığımızda sürekli olarak savaşların, karmaşanın en temelinde yer alan aktörler haline geldi. Yani Biden dönemine baktığımızda NATO'nun genişlemesi durdu diye düşünürken bir anda bu süreç içerisinde NATO genişlemesi de özellikle NATO'ya ayrılan bütçelerde artmaya başladı.
Şimdi cumhuriyetçilerle birlikte bu süreç belki biraz daha durdurulmaya çalışılacak. İşte Musk'ın orada bahsettiği konu belki burada bizim karşımıza çıkıyor. İşbirliği, karşılıklı bağımlılıklar üzerinden ilerleyecek bir sistemde ortaklıklar daha fazla öne çıkarılabilirken, aksine çatışmalar ve rekabet bu süreç içerisinde çatışmaları ve yarattığı etkileri gittikçe daha da derinleştiriyor. İşte İsrail örneğini görüyoruz biz burada. Aralıksız devam eden bir destek bölgede neredeyse bütün bir Filistin halkının yok olacağı, tarihsel olarak en büyük acıların yaşandığı süreci bizim karşımıza çıkardı. Rusya-Ukrayna savaşına bakalım. Yine bölge halkları doğrudan hedef alınıyor. Yani hiçbir çatışma yok ki sivilleri hedef almasın. Günün sonunda hep siviller kaybediyor. Burada liberal bir yaklaşım içerisinde daha ılımlı politikalarla gitmeleri gerekirken maalesef rekabet biraz daha süreci değiştiriyor Ecem Hanım. İşte bu nedenle de 47. başkanlık döneminde Trump'ın belki Çin'le ilişkilerinde tamamen bir düzelme ya da tamamen bir uyum sağlamasa da en azından belli noktada ortaklıkların artacağını düşünmemiz gerekiyor. Çünkü Musk burada önemli bir aktör haline geldi. Dediğim gibi Tesla gibi büyük şirketler buraya yatırım yapıyorlar ve Çin de aynı zamanda Amerika'nın hemen yakınında, Latin Amerika'da bile kırmızı halıyla karşılanacak bir aktör konumunda. Yatırımları çok fazla. Çin'i dışlayabildiğiniz bir dünya yok artık sistemde. Aynı şekilde Hindistan da önemli aktörlerden biri haline geliyor. Ve bu iki aktörle ortak uyum içerisinde ilerleyecek bir Amerika, Trump'ın büyük ihtimalle iş adamı yaklaşımı içerisinde daha kazan kazan politikalarıyla devam edebilir. Fakat şunu da eklememiz gerekiyor. Çok da öngörülemeyen bir aktör. Özellikle kabinesine baktığımızda işte Waltz gibi isimler ne yapıyor? Çin'le rekabeti uluslararası alanda ön plana çıkaran isimler. Yani burada mutlak bir uyumdan ziyade belli alanlarda uyumun devam ettiği ama daha çok belki çatışmaların sınırlı noktalarda devam edeceği bir süreci öngörmemiz mümkün olabilir. Peki. Önemli noktaların altını çizdi. Esma Hocam, sizin Çin politikası nezdinde beklentileriniz ne? Şimdi öncelikle tabii hocama tabii katılıyorum. Yani demokratik ülkeler arasında savaş olmaz şeklinde bir teori var ama bunu şöyle açabiliriz. Demokratik ülkeler başkalarını savaştırırlar ve çok güzel algı politikasıyla izlerler. Buraya yayına gelmeden önce bir hocamızın paylaşımını gördüm. Bakın dünyada soykırımcı bir İsrail'le karşı karşıyayız. Soykırım deyince aklımıza Naziler geliyor ama hiç Belçika'nın 20 milyon Kongolu'yu öldürdüğünü duymuş muydu? Birçok seyirciniz belki ilk defa duyuyordur. 20 milyon. Bugün sizin Belçika dediğiniz o küçücük ülke 2. Leopold zamanında 20 milyon. Öldüremediklerinde sol kolunu sağ kolunu kesmiş çalışamasın diye cezalandırmak için. Bugün bu Brüksel yani Amerika Avrupa Birliği'nin başkenti dediğimiz küçük bu ülke Türkiye'yi sözde soykırımla itham edebiliyor. Çok güzel algı operasyonları yapıyorlar. Fransa'nın Afrika politikasını da görmezden gelmeyelim. Ama bunun sonuçlarıyla da karşılaşıyorlar. Fransa mesela Macron sürekli ne diyor? Bizim Afrika politikamızı Türkiye engellemeye çalışıyor. Türkiye engellemiyor. Sizin yaptığınız soykırımları artık bu ülkeler kabul etmiyorlar. Çünkü Türkiye hiçbir zaman tarihin hiçbir döneminde soykırımcı, emperyalist bir politika izlemediği için o bölgelerdeki insanlar kucaklıyor Türkiye'yi. Tabii G20 zirvesine dönecek olursak ben Elon Musk'la ilgili şunu eklemek isterim. Zaten kıymetli hocam özellikle elektrikli araçlar konusunda demokratların tavrından dolayı Elon Musk'ın, eski demokrat olan Elon Musk'ın cumhuriyetçilerin tarafına geçtiğini söyledi defaatle. Çok güzel yorumlar yaptı. Ama şunu da unutmamak lazım. Elon Musk'ın cumhuriyetçilerin tarafına geçmesinin başka bir nedeni de var. Manevi bir nedeni var. Bunun temelinde de çocuğu biliyorsunuz 11 tane çocuğu var Elon Musk'ın ve bunlardan biri pandemi döneminde özellikle demokratların da üzerinde durduğu ve teşvik ettiği işte LGBT gibi kötü düşünceleri yaymaya yönelik politikaları neticesinde biliyorsunuz Elon Musk'ın çocuğu cinsiyet değiştirdi. Evet, ve Elon Musk'ın bir videosu var. Sanıyorum çocuğu da Elon Musk'a dair bir video yayınladı bu seçim sürecinde. Babamdan nefret ediyorum diye Amerika'yı da terk edeceğim yorumunu yaptı. Yani ben açıkçası dünyanın en zengini diyoruz değil mi? 250 milyar doları aşkın. Merve Hocam eğer yanlışsa düzeltin lütfen. Bir serveti var. Tamam, çok zengin bir insan ama ben bundan daha fazla
bir babanın hassasiyetinin cumhuriyetçiler tarafından geçirmesindeki etkili olan şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü 11 çocuğu var. Bir çocuğu yanlış politikalar neticesinde, verilen ilaçlar neticesinde cinsiyet değiştiriyor. Bu sapkın fikirler Elon Musk'ı çok etkiliyor ve bir videosu var. Belki bu videoyu bir gün tartışırız. O videoda diyor ki, benim çocuğumu elimden alan bu sapkınlarla sonuna kadar mücadele edeceğim. Benim şahsi düşüncem, Elon Musk'ın bütün ekonomik beklentileri bir tarafa itip bir baba olarak Demokrat Parti'nin bu sapkın fikirlere desteğinden dolayı diğer tarafa geçtiği yönünde açıkçası. Tabii ki diğeri de çok etkilidir. Çünkü bu adam tacir bir adam, yani her şeyi parayla ölçen bir adam, ama bir baba için herhalde çocuğundan hiç değerli hiçbir şey yoktur. Bunu da eklemek noktalardan isterim. Biri bu, ama ya ciddi anlamda dikkat çektiğin husus çok önemli. Şu açıdan önemli, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde öyle bir eğitim politikası var ki ciddi anlamda zora koşarak pek çok açıdan cinsel eğilimler, yönlendirmeler okullarda öğretmenleri tarafından yapılıyor. Eğer bir çocuk arabayla oynuyorsa cinsel eğilimin senin bu şekilde deyip kız çocuğunu ailenin farklı ilaçla ve daha erişkin bir birey olmadan bunu noktalama peşindeler. Evet. İşte bunlar barındırdığı riskler. Yani benimsenen bu politikalara da ciddi anlamda eleştiri de var. Zaten belki Trump'ın da seçim sürecinde öne çıkardığı maddelerden biri de buydu zaten. Evet, tabii olimpiyatlardaki rezalet hepimiz izledik değil mi? Ve bu sadece Amerika'yı bağlayan bir şey değil. Sonuçta küresel değil mi, düzeyde en etkili devletten bahsediyoruz. Bu devletin yapmış olduğu politikalar ne yazık ki bütün dünyayı etkiliyor. Yani televizyon kanalıyla, dizi kanalıyla, o platformlar kanalıyla. Elon Musk'a böyle bir parantez açabiliriz. Bununla birlikte gölge bakan olarak biliyorsunuz nitelendiriliyor. Wall Street Journal'da gördüm ben. Verimlilik Bakanlığı, daha önce Amerika'da böyle bir bakanlık yok. İlk sonradan üretilmiş. Yani Elon Musk da bakan olsun diye üretilmiş. Şimdi bir gölge bakanlık mı bilmiyorum. Ben girişinde söylemiştim, programın girişinde. Gölge liderlik belki ben de. Trump yerine, evet, belki, olabilir. Trump yerine belki bir liderlik, bir pozisyon üstlenecek. Yani arka planda işi o götürecek. Şimdi sizin de dikkat çektiğiniz bakanlık ciddi anlamda hükümetin mali politikalarını, evet, elinde tutacak. Yani müesses nizamı kontrole getirecek bir pozisyon. Yani Pentagon mu karşı çıkıyor? Bütçe kısacak mesela. Bütçe ayıramam diyecek. Ne oluyor o günün sonunda? Pentagon'da o veya bu şekilde Trump'ın politikasına gelmiş olacak ki bir önceki dönemde Pentagon'la yaşadığı o fikir ayrılıkları da pek çok noktada Trump'ın elinde. O yüzden de Pentagon'a biliyorsunuz deneyimsiz birisini atadı. Şimdi Trump deneyimli artık. İkinci dönemi. Geçenlerde katıldığım başka bir televizyon programında ilk defa duyduğum bir şeyi söyledi bir hocamız. Mesela Pompeo sanıyorum danışmanıydı Trump'ın. Mesela bıyıklarını beğenmediği için görevden aldı dedi. Ne kadar doğru bilmiyorum ama yani bunu ben espri olarak söylüyorum. Öngörülemez bir liderle karşı karşıyayız. Yani dolayısıyla yarın Elon Musk'la da arası bozulabilir. Ve ikinci dönemi, son dönemi artık daha keskin kararlar alacak. Ve unutmamak gerekiyor ki Pentagon tarafından kandırılmış bir liderle karşı karşıyayız. Hatırlarsanız Suriye özel temsilcisi daha sonra yapmış olduğu Jeffrey, daha sonra biliyorsunuz Trump döneminden sonra yapmış olduğu bir açıklamada Trump'la dalga geçerken şunu söylemişti. Trump bize Suriye'den askerleri çekmek için emir verdi ama biz onu kandırdık. Artık Trump'ın ben kandırılacağını düşünmüyorum. Bir de hani sürem geçiyor ama şu konuyu es geçiyoruz. Mesela Çin, İsrail, Amerika bağlamında ben şunu eklemek isterim. Çin Afrika'da çok etkili. Çin Suudi Arabistan'da çok etkili. Çin aynı zamanda İsrail'de de çok etkili. Yani Hayfa Limanı'na bir dönem işletti biliyorsunuz. İsrail konusunda ve Filistin konusunda Çin'in daha böyle sessiz zaman zaman kaldığını dikkat etmişsinizdir siz de. Ben bunun şununla ilişkili olduğunu düşünüyorum. Özellikle Amerika'daki Yahudi lobisini Çin biraz yanında tutmak istiyor. Yani çok tabii ki diyor ki Filistin'in bağımsızlığından yanayım, Doğu Kudüs'ün başkenti olduğu 1967 sınırlarında bir Filistin arzuluyorum diyor ama dikkat ederseniz bu soykırım sürecinde çok ciddi böyle kararlara imza atmadı Çin. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi. Ben bunun Yahudi lobisini yanında tutma, İsrail'le arayı çok bozmama politikasının bir yansıması olduğunu düşünüyorum Ecem Hanım. Çok ciddi de bir yorum ki işte Biden ve Jinping görüşmesi, Xi Jinping görüşmesi de ışık tutacak görüşmelerden biriydi. Ve aslında son kertede Xi Jinping'in verdiği mesaj, orta yolda buluşabiliriz. Eğer
yaklaşım sulhle olursa. Bu ciddi bir önem taşıyor, ciddi bir yaklaşım. Ben teşekkür ediyorum size Sarı. MHP Genel Başkan Başdanışmanı Doçent Doktor İsmail Özdaşlı, var olun, katkılarınız için efendim. Çok teşekkür ediyorum, iyi yayınlar. Sağ olunuz. İyi yayınlar kıymetli hocam, görüşmek üzere. Ve Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Merve Suna Özel Hocam, var olun, katkılarınız için hocam. İyi yayınlar diliyorum, saygılarımı sunuyorum tekrardan. Saygılar, sevgiler bizden efendim. Şu dakikalarda yine ekranlara taşımaya devam ediyoruz, edeceğiz. Brezilya'da, Rio de Janeiro'da devam eden G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan da dakikalar içerisinde giriş gerçekleştirecek. Bizler de o anları ekranlara taşıyacağız ama benden bugünlük bu kadar. Yarın saat 15'te görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın efendim.